Evet, isterseniz şöyle yapalım. Arslan Bey, sizle başlayalım. Sizle başlamamın iki nedeni var. Birincisi, Teori Dergisi genel yayın yönetmenisiniz ve Teori Dergisi, işte bugün piyasaya çıkan Teori Dergisi'nin yeni sayısında da Amerika'nın bu yeni stratejisini enine boyuna işlemiş oldu. İsterseniz kısaca hemen dergiyi bir tanıtalım. Kimler yazdı, neler yazdı, yerli, yabancı isimleriyle bir dergiyi biz de tanımış olalım. Buyurunuz. Amerika'nın 5 Ocak 2012'de Başkan Barack Obama tarafından bütün kuvvet komutanlarının, Genelkurmay Başkanı'nın ve Savunma Bakanı'nın eşliğinde dünyaya açıkladığı yeni savunma stratejisi dünya çapında yeni bir siyasi tartışmanın da kapısını açtı. Tartışma hala sürüyor günümüzde de. Bütün dünya ülkeleri Amerika'nın bu yeni savaş stratejisine göre bir pozisyon almaya, durum değerlendirmesi yapmaya çalışıyor. Bu bak, Türkiye'yi de bu yeni savunma stratejisi çok yakından ilgilendiriyor. İçinde Türkiye ile ilgili önemli bir bölüm de var. Ülkemizi yakından ilgilendirdiği için bölgemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Kuşkusuz komşularımızı, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve diğer ülkeleri. Bunu dergi olarak mercek altına aldık. Oldukça kapsamlı bir dosya hazırladığımızı düşünüyorum. En başa doğrudan doğruya yeni savunma stratejisinin belgesini koyduk, çevirdik. Obama tarafından sunulan belgenin orijinal metnini koyduk. Ondan sonra benim bir değerlendirme yazım var. Yazının başlığı Amerika muharebeleri kazanıyor ama savaşı kaybediyor diye. Sait Hoca'nın, Sayın Sait Yılmaz Hoca'mızın çok kapsamlı bir yazısı var. Çok dolgun bir yazı. O da çok dikkatli bir büyüteçle yeni savunma stratejisi belgesini, orada açıklanan görüşleri inceliyor. Bunların geçmişini ve yönelimlerini, moda deyimle söylersek kodlarını açıklıyor. Sizin bir yazınız var. Yine yeni savunma stratejisinin ana başlıklarını ve ana yönelimlerini özetleyen Mehmet Ali Güller'in yazısı var. Global Research araştırma sitesinin uzmanlarından Stefan Lentman'ın bir yazısı var. Doğrudan doğruya Obama stratejisini inceliyor. Çinlilerin bir değerlendirmeleri var. Çin Silahlı Kuvvetlerinden 3 tane generalin yaptığı yeni savunma stratejisiyle ilgili değerlendirme var. Ve aşağı yukarı bu derginin 55-60 sayfasını tutan kapsamlı bir dosyasını oluşturuyor. Evet. Siz tabii bu dosyaların aynı zamanda sorumlusu olarak, evet, başındaki, evet, isim olarak şöyle bir çerçeve çizerseniz, tabii. Bir önceki Amerikan stratejisiyle, tabii, şimdiki arasında nerelerde temelde bir değişiklik var ve ne yönde bir değişiklik var? Şimdi aslında yeni savunma stratejisini incelerken bütün stratejistler de böyle bakıyor. Eskiye göre değişen ne, değişmeyen ne? Bu anlamlı bir soru. Biz de dergide konuyu işlerken öncelikle bu açıdan baktık bir kere. Bildiğimiz bir Bush doktrini denen, Obama'dan önceki, özellikle 2001 11 Eylül'den sonra büyük çaplı olarak uygulamaya konan bir savaş stratejisi vardı Amerika'nın. O savaş stratejisi 2008'e 2009'a kadar kesintisiz şekilde, ısrarlı bir şekilde ve disiplinli bir şekilde uygulandı. Bölgemizde özellikle onun uygulamalarının çok somut örneklerini gördük. Irak'a doğrudan doğruya müdahale bu savunma stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildi. Afganistan işgali o şekilde gerçekleştirildi. Ve Orta Doğu'daki bütün zorlayıcı Amerikan müdahalesini içeren siyasetler, siyasi, diplomatik baskılar, ekonomik baskılar, iç kışkırtmalar, iç yıkıcılıklar, bütün bunlar o Bush doktrini denen
Amerikan askeri stratejisinin bileşenleriydi. Bunlar uygulandı. Dolayısıyla bu konuda Türkiye ve dünya kamuoyunun epey bir deneyimi ve deneyime dayalı bilgilenmesi söz konusu. Onunla kıyaslayarak yeni savunma stratejisini anlatmak daha anlamlı olacaktı. Bu bakımdan sorunuz da yerinde ve bu yöntemi izleyerek bir karşılaşma yaptık. Önce değişmeyenlerden söz edersek, çok önemli bu. Çünkü bazı hayaller Obama'nın başkanlığa gelmesinden bugüne Obama'nın kişiliğiyle ilgili Amerika'nın yumuşak gücü, soft power olacağı düşüncesiyle insan hakları filan konusunda oldukça iyimser propagandalar da yapıldı. O propagandalar bugün hepsi tuzla buz oldu, geride kaldı. Özellikle Libya müdahalesinden sonra, ama hala yeni savunma stratejisi açıklanınca Amerika'nın doğrudan işgallere başvurmayacağı gibi dünyada hayaller yayılıyor. Onları yine söyleyeceğim. Orada ne değişiklik var? Ama önce değişmeyenleri belirteyim. Bir, Amerika yeni savunma stratejisinde de dünya hegemonyasından vazgeçmiş değil. Yani yeni askeri stratejinin, ben ona savaş stratejisi diyorum, savunma stratejisi değil, üzerinde yine konuşuruz. Amerika'nın bu stratejideki temel hedefi, bu stratejinin Amerika için temel gerekliliği, dünyanın rakipsiz ve tek egemeni olmak. Zaten stratejik belgenin başlığı öyle. Amerika'nın dünya liderliği için yeni savunma stratejisi. Dünya liderliği diplomatik bir ifade, ama gerçek, çıplak, açık konuşmak gerekirsek Amerika'nın tek dünyanın egemeni olması, tek yöneteni olması hedefi. Bu bildiğimiz 1990 sonrasında adım adım geliştirilen ve Bush doktrini denen stratejiyle tam olgunlaşmış, zirveye ulaşan stratejinin amacı. Demek ki amaç ve hedefler bakımından eski stratejiyle yenisi arasında bir fark yok. İkinci değişmeyen, Büyük Ortadoğu projesinden vazgeçmiş değil Amerika. Bu bizim ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin özellikle emekli diplomat kökenli ve bu işe kafa yoran elçiler filan tarafından, bunun içinde CHP'den AKP'ye kadar olanlar da dahil olmak üzere, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin çöktüğü ve bundan vazgeçtiği yolunda söylentiler her zaman dile getirile geldi. Yeni savunma stratejisinde Orta Doğu'nun önemi döne döne dile getiriliyor. Ve Büyük Orta Doğu projesinden vazgeçildiğine dair en küçük bir emare olmadığı gibi Orta Doğu'daki Amerikan egemenliğinin sürdürülmesine dönük bir yığın askeri ve siyasi tedbir sıralanıyor. Buradan anlıyoruz ki Büyük Orta Doğu projesinin lafı fazla geçmiyor belgenin içinde, ama Amerika Büyük Orta Doğu projesinden vazgeçmiş değil. Bunu anlamak da zor değil, vazgeçmemesini. Çünkü Amerika'nın dünya egemenliğine giden yoldaki en önemli stratejik bölge bu. Brzezinski bu büyük satranç tahtasında daha 1994'te, yanılmıyorsam kitabın yayınlandığı tarih, bir Avrasya dikdörtgeni çizmişti. Dünya hegemonyası bu dikdörtgene egemenlikten geçer diye. Avrasya'ya egemen olan dünyaya egemen olur diye. Avrasya'nın da kalbi Orta Doğu'ydu. Bunun mantıklı bir gerekçesi de vardı. Orta Doğu ve hele Orta Asya petrolleri de enerji bölgesi de düşünüldüğünde Avrasya bölgesi dünyanın enerji havzasının olduğu bölge. Amerika'nın bu enerji havzasına egemen olmasının önemli nedenleri var. Bir, dünyaya egemen olmak için Avrupa'yı tam denetim altında tutmak şart. Avrupa'yı denetim altında tutmadan bir dünya egemenliği olmaz. Kapitalist dünyanın en büyük parçası ve dünya egemenliği için gerekli teknolojik imkanlar, gelişmiş insan imkanları, sermaye birikimi Avrupa'da var. Bir kere Avrupa'yı elde tutacaksınız. Avrupa'yı elde tutabilmek için de Orta Doğu'yu elde tutacaksınız. Avrupa'nın enerji boğazını ele geçireceksiniz deyimlerindeyse. Dolayısıyla Avrupa üzerindeki denetim
bir bütün olarak bakıldığında Avrasya, ama Avrasya'nın da kalbi olan Orta Doğu'daki denetimden geçiyor. Orta Doğu'daki enerji havzası üzerindeki denetim Çin'i kuşatmak ve tecrit etmek bakımından da önemli. Çünkü dünya egemenliğinin önündeki en büyük askeri güç, devlet gücü, insan gücü Çin'de var. Onun için dünya egemenliği stratejisinin nihai hedefi Çin'i denetim altına almak. Çin'i denetim altına almak için de Çin'i kuşatmak, tecrit etmek gerekiyor. Askeri bakımdan bu işte Afganistan işgalinin, Ön Asya'daki işgallerin ve denetimin gerekçesi. İki, Çin de çok büyük enerjiye muhtaç bir ülke. Tamamen enerji ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü dışarıdan ve dolayı Orta Doğu'dan karşılıyor. Her bakımdan Avrasya dikdörtgeni ve Orta Doğu dünya hegemonyası stratejisinin stratejik bölgesi. Dolayısıyla dünya egemenliği stratejisinden vazgeçmediğiniz sürece Orta Doğu'dan ve Avrasya'dan vazgeçme imkanınız doğal olarak yok. Üçüncü değişmeyen Türkiye'nin kilit ülke olduğu. Bu o kadar döne döne tekrarlanıyor ki belgede. Hatta belgeyi uzun uzun okumaya da gerek yok. Hemen bu yeni savaş stratejisinin açıklanmasından sonra Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon bir açıklama yaptı. Yeni stratejinin kilit ülkesi Türkiye'dir diye. Üçüncü değişmeyen yeni stratejideki unsur bu. Türkiye yeni stratejinin kilit ülkesi. Biliyoruz ki Büyük Orta Doğu prosesinde Türkiye eş başkanlık rolüyle falan çok aşina olduk artık bunlara. Kilit ülkeydi. Ama yeni stratejide de Türkiye'nin kilit ülke olduğu altı çizilerek vurgulanıyor. Hatta kilit ülke olma rolü Amerika'nın yeni savunma stratejisinde Türkiye'nin kilit ülke olma rolü daha da artmış durumda. Çünkü şimdi değişenler üzerinde konuşacağız. Eski savunma stratejisinde bu hedefe doğru Amerika ilerlerken doğrudan işgallere ve doğrudan Amerikan silahlı kuvvetlerine başvuruyordu. Yeni stratejide Amerikan silahlı kuvvetlerine başvurma rolü zorunlu olmadıkça geriye çekiliyor ve gerek bölgedeki denetim gerek diğer bölgelere müdahale bakımından bölgesel güçler dedikleri siyasi dile tercüme edersek taşeron kuvvetler kullanma rolü öne çıkıyor. Bu taşeronların en taşeronu da Türkiye. Suriye şimdi konuşacağımızı belirttik programa girerken. Suriye'ye karşı yürütülen Amerikan siyasetinde, Batı müdahalesinde Türkiye'nin tipik bir taşeron kullanımını görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye yeni Amerikan savaş stratejisini yürütmekte ve özellikle birbirini yürütmekte kilit ülke tespiti bakımından doğru. Temel değişmeyenler yeni stratejide bunlar. Ufak tefek değişmeyen başka şeyler de var ama Türkiye'den, Orta Doğu'dan baktığımızda değişmeyen eksenlerin, değişmeyen bileşenlerin bunlar olduğunu görüyoruz. Değişenleri de kısaca özetleyeyim. Bunlar da her biri ayrı bir başlık altında biraz kamuoyunu aydınlatmak bakımından konuşmaya değer. Birinci olarak Amerika, Orta Doğu ve Avrasya'ya ağırlık verdiği sürece Pasifik'i boş bırakmıştı. Yani dünya hegemonyası siyasetinin nihai hedefi olan Çin'i çevrelemek ve kuşatmak biraz ertelenmiş bir görevdi. Şimdi bu görev artık Çin'in başıboş bırakıldığında kabında kalmadığından yakınıyor Amerika. Çok anlamlı. Diyor ki Çin'le ilgili, Çin'in stratejik amaçları açık değil diyor. Hedefleri açık değil. Bu şunun yakınması aslında. Çin başlangıçta öngörüldüğü gibi daha uzun yıllar Pasifik'te oyalanıp kalacak zannı vardı. Olmadığı görüldü. Çin Libya'da da gördü. Kuzey Afrika'ya açıldı. Orta Doğu'ya İran üzerinden açılıyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nü hepimiz biliyoruz. Oradan Kafkasya'ya doğru açılım yapmıştı. Ve en sonunda son yeni Çin Başbakan adaylığı sırasında yaptığı geziden de görüyoruz. Avrupa'da açılımın içinde. Dolayısıyla Çin'i orada bir şimdiden zapt etmeye çalışmak, orada oyalamak uzun vadeli
hedef bakımından da çok önemli. Bu anlamda Pasifik'e doğru bir odaklanma ve kuvvet kaydırması söz konusu. Bu net şekilde belli oluyor. Ama bunun çapını doğru tahmin etmek gerekiyor. Bu odaklanma Orta Doğu'nun önceliğini terk etme, Büyük Orta Doğu projesini askıya alma anlamında bir kaydırma değil. Bunu üç bakımdan görüyoruz. Bir, kaydırılan kuvvet henüz küçük bir kuvvet. Sadece Avustralya'da deniz üstüne kaydırılmış bir 2500'lük Amerikan kuvvetinden söz ediliyor bugün. İki, siyasi olarak eski Soğuk Savaş öncesi ittifakların canlandırılmasından o çapta söz ediliyor. Hatırlarsınız, bütün arkadaşlar hatırlar. Soğuk Savaş öncesinde bir SEATO vardı, Güneydoğu Asya İttifakı. Bunun merkezi Filipinler'de, Manila'ydı üssü. Ama Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Tayland'dan tutalım o bölgedeki, Güneydoğu Asya'daki Amerikan denetim altındaki ülkelerle kurulmuş sık askeri ittifaklara dönüktü. Çin Hindini ve Çin'i kuşatmaya yöneldi. O zaman Vietnam Savaşı'nın bütün hararetiyle sürdüğü yıllarda, SEATO'nun kurulduğu yıllar. SEATO Soğuk Savaş sırasında bir ölüm dönemine girmişti. Deyim yerindeyse uyku dönemine girmişti. Şimdi SEATO olarak değil ama ikili ittifaklar şeklinde tekrar canlandırıldığını Çin kaynakları ve yeni savunma stratejisiyle ilgili Amerikan girişimlerini analiz eden stratejistlerin söylediklerini izlediğimizde bu eski ittifakların canlandırıldığını görürüz. Bu da Pasifik'e doğru bir kayma. Onu bırakalım. Doğrudan doğruya Hillary Clinton'ın bu yıl, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, 2011'in Kasım ayında Foreign Policy'de yazdığı Pasifik Yüzyılı, 21. yüzyıl diye Amerika'nın Pasifik'e bakış açısını yansıtan yazı vardı. Dördüncü olarak çok somut belirtiler var. Yine Ekim ayında, yanılmıyorsam, Obama Avustralya'daydı. Orada geniş bir geziye çıktı ve orada uzun bir ikna turu yaptı. O ülkelerdeki ittifakları yeniden canlandırmak ve Asya Pasifik bölgesinin Amerikan deyimiyle güvenliğini sağlamak, denizdeki güvenliği, ticaret güvenliğini sağlamak adına. Aslında şimdi Çin'in tepkisinden görüyoruz. Çin diyor ki orada hiçbir güvenlik sorunu yoktu. Hatta burası dünyanın en güvenli bölgesiydi. Amerika buraya gelmediği için Amerika Orta Doğu'da oyalanırken, Afganistan ve Irak işgalleriyle oyalanırken burası dünyanın en güvenli bölgesi durumundaydı. Şimdi Amerika buraya geldi. Gerginliği ve tekrar çatışma imkanlarını artık buranın güvenliğini ortadan kaldırıyor diye. Ama bir toparlarsam, toparlıyorum. Asya Pasifik'e doğru bir kayma var. İki, şeyi söyledim zaten, doğrudan işgal, ön alıcı savaşlar dönemini yerine taşeron kullanma, bölgesel kuvvetlere başvurma. Buna tabii Amerika'nın özel savaş kuvvetleri de dahil. Artık konvansiyonel kuvvetlerle işgal yerine çevik, hareketli, vurucu gücü yüksek silah, gelişmiş teknolojiye donatılmış silahlarla teçhiz edilmiş vurucu güçler, özel savaş kuvvetleri, bunlarla yürütülecek bir savaş öngörülüyor. Buna bağlı olarak savunma bütçesinde ve asker sayısında bir azaltma var. Sait Hocam yazısında çok detaylı olarak bunu anlatmış durumda. Ben de kendisinin yazısından çok yararlandım. Özellikle kara ve deniz kuvvetlerinde belli bir %10-15 düzeyinde indirime gidiyor. Ama buna karşılık havadan bombalama, havadan hedefleri etkisiz hale getirme konusunda hem teknolojiyi yenilemek, silah teknolojisini yenilemek hem de hava gücünü kuvvetlendirmek anlamında bir özel ağırlık verme durumuyla karşı karşıyayız. Amerikan Silahlı Kuvvetleri yeni savaş teknolojilerine göre ve yeni savaş hedeflerine göre biraz yeniden yapılandırılıyor. Bu bir değişiklik olarak görüyoruz. Bunun dışındaki hedeflerde önemli bir değişiklik yok.
Evet. Arslan Bey'le devam edelim. Suriye merkezli olarak siz neler söyleyeceksiniz? Yeni savunma stratejisi içerisinden bakarsak eğer Suriye'ye hedeflerini, Batı'nın hedeflerini nasıl yorumlamak lazım? Amerika doğrudan mı saldıracak yoksa bu konsepte yer aldığı şekliyle kendisi değil bir taşeron kuvveti mi Suriye'yi de sahaya sürecek? Buyurunuz. Libya'dan beri aslında yeni savunma stratejisinin doğrudan konvansiyonel kuvvetleri işgal yerine bölgesel kuvvetler denen veya taşeron kuvvetlerle müdahaleyi gerçekleştirme ve Amerikan denetiminde olmayan rejimleri yıkma faaliyeti Suriye'de zirveye varmış durumda. Tipik bir şimdi denemesi laboratuvarı oluyor Suriye yeni savunma stratejisinin bu boyutunun. Türkiye'nin yeni savunma stratejisinde kilit ülke olduğunun Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı tarafından ifade edildiğini birinci bölümde söylemiştim. İşte kilit mikrofonu Arslan Bey yaklaştırabilirseniz sesle galiba tam ulaşmamış. Kilit ülke rolü Suriye üzerindeki taşeronluk rolüdür. Amerika Suriye'de kendisi doğrudan bir müdahil güç olmayacağını çeşitli kereler açıkladı. Olmayacağı da çok açık belli. Bütün Suriye'ye yönelik faaliyetin ağırlığını bir iki iç çıkıcılık kuvvetleri ona CIA'in ve İngiliz M16'nın eğitimiyle Türkiye'nin Hatay'dan kilise kadar uzan bölgesinde eğitip onları Suriye'nin içine gönderme ve orada terör faaliyetlerine uğraştırma şeklindeki müdahale biçimi yaygın. İkincisi olarak Türkiye'nin kuzeyden sıkıştırması ve Türkiye'nin taşeronluğuna dönük birkaç çeşit plan telaffuz ediliyor. Bir insani yardım koridoru adı altında bir tampon bölge, bir askeri bu terörist grupların saldırısı için üstlenmeleri için rahat bir askeri bölge oluşturulmak isteniyor. Bu çok açık belli. Burada Kenan Bey'in söylediği bir noktaya ben de değinerek sözlerimi sürdüreyim. Şia fobisi oluşturma bir araç aslında. Aslında tam bir haşı seferi burada. Bir bütün olarak İslam dünyası karşı karşıya. Yani Türkiye halkı, Türkiye'nin Müslümanları bu konuda en küçük bir mezhep farklılığı noktasında filan kendilerinin bu saldırıdan zarar görmeyeceği aldanmasına kapılmamalıdırlar. Bir kere mezhep ayrımcılığına, etnik köken ayrımcılığına dayalı bir kargaşalık ve iç savaş Türkiye'nin bütün Müslümanlarının çok ağır şekilde zarar göreceği bir olaydır. Suriye'de bu zaten silahlı olarak deneniyor. Buradan şunu söyleyeyim. Türkiye Amerika'nın taşeronu olarak Suriye'yi bölmeye giderken aslında kendini bölüyor. Türkiye kamuoyu bu konuda çok uyanık ve açık olmalı. Suriye'de bir Kuzey Irak senaryosu uygulanıyor. Kuzey'de bir Akdeniz'e uzanan Kuzey Şeridi. Buna insani yardım koridoru diyorlar, tampon bölge diyorlar. Bu bizim ikinci İsrailcik dediğimiz Kukla Kürdistan'dan Akdeniz'e bir koridor açma ve Büyük Kürdistan projesini uygulama uzun vadeli hedefidir. Kısa vadeli hedefi de Irak'ı bölerken de hatırlayalım. Buradaki bütün arkadaşlar hatırlar. Önce geldi 36. paraleli çekti Irak, Amerika 1. Körfez Savaşı sırasında ve kuzeyi ayırdı. Sonra adım adım kuzeyin bir devlet şeklinde örgütlenmesi faaliyeti yürüdü. Onun belli bir olgunlaşma aşamasında da 2003'te işgalle son darbe indirilme yolu izlendi. Şimdi Suriye'de de bu stratejinin bir uygulamasını görüyoruz. Bütün ağırlık, şu andaki bütün odaklanma Suriye'nin kuzeyinde bir koridor oluşturma. O koridorda Kürt nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge, Suriye Kürtlerinin. O parçayı Kuzey Irak'taki bölgeye eklemleme ve aynı zamanda Suriye'yi fiilen bir
bölünmeye uğratma. Orada bir üs inşasından, orayı pekiştirilmesinden sonra da tabii bu arada Irak, Suriye'nin içindeki güney bölgesinde yıkıcılıkları sürdürme ve yeni bir son darbeyi üstten hava gücüyle aşağıdan Türkiye mi daha büyük taşeronluğu girer, artık hangisi girer yahut bir Arap müdahale gücünden söz ediliyor. Bir bölgesel müdahale gücüyle ve Şam'ı düşürme. Uygulanan kör gözün parmağına politika, siyaset budur. Burada Şiilik, Alevilik, Kürtlük filan hepsi bir araçtır. Irak'ı bölürken de Şiileri kullanmıştı Amerika o zaman. Saddam Hüseyin'i devirirken bugünkü Şii bölgesini ne yaslandı? Şiiler o dönemde Amerika'nın işgalini kolaylaştırıcı bir rol oynadılar. Fakat zamanla İran'ın etkisiyle Şiiler Amerika'nın kontrolünden, denetiminden oradan çıkınca bu sefer Sünni-Şii ayrılığı kışkırtan ve bir Şiafobi yaratan yönteme başvuruldu. Suriye'de de Amerika ile birlikte olan herkes iyidir. Amerika'nın karşısında olan herkes mezhebi ve etnik kökeni ne olursa olsun kötüdür. Bugün yanında kuvvet toplamak için Şiileri yanına çekip Sünnileri tecrit etmeye uygulayabilir. Dün bunu uyguladı. Saddam Hüseyin Irak'taki Sünni kesimin dayanan layık bir yönetimdi. Suriye'de Şii ve Aleviliğe dayanan bir layık yönetim var. Aslında ülkenin bütünlüğünü temsil eden bir yönetim var ama söylenti bu. Dün Şiileri kullananlar bugün Müslüman kardeşler üzerinden Sünni bağnazlığını kullanmaya kalkmaktadırlar. Bu aynı zamanda bu çatışmalar, bu bölünmeler aynı zamanda Türk-Arap, Kürt-Arap etnik ayrımı da var orada. Bunların hepsi aynı zamanda Türkiye'nin içine ithal edilecek. Türkiye'nin içine taşınacak çatışmalar ve ayrılıklardır. Bu nedenle biz Suriye'yi bölmeye giden BOP eş başkanı aynı zamanda en başta Türkiye'yi böler diye milleti, kamuoyunu uyarmaya çalışıyoruz. Burada Türkiye'nin son 3 aylık faaliyetini bir gözden geçirelim. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı son 3 aydır Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapmıyor. Bak, Amerika'nın Orta Doğu temsilciliği rolünde. Ben Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun son 3 aylık programını izledim. Türkiye'ye dönük hemen hemen bir tek dış gezisine veya faaliyetine rastlamadım. Sürekli olarak Amerika'da bölgedeki o Arap Birliği içinde Birleşmiş Ülkeleri etkileme faaliyetinde Suriye'nin aleyhinde komplo döndürmeye dönük ilişkileri oluşturma faaliyeti içinde. Bu faaliyetin geçen biliyorsunuz gitti Amerika'da bir hafta kaldı. Üstelik hafta sonunu da bir Dışişleri Bakanı hafta sonu Amerika'da ne yapar? Herkes tatilinde, işinde, gücünde. O kadar kalarak yani bir Amerika'nın Orta Doğu temsilciliği Suriye'nin izindeki Amerikan temsilciliği, Dışişleri Bakanlığı görevi denemez. Türkiye Dışişleri Bakanlığı görevi denemez buna. Bu derece angaje, bu derece gönüllü veyahut da mecburiyet diyelim, bundan maraza çıkar. Türkiye'nin başına çok büyük çorap örerler. Irak'ta nasıl Amerika başarıya ulaşamamazsa en şaşalı döneminde, bugün çok daha gerilediğini, kendisinin kaybettiği dönemde Suriye'de de başarılı olamayacaktır. Fakat kaybeden Türkiye olacaktır. Bu konuda toplumun öncü kesimlerinin, Kenan Çamurcu kardeşimizin de çok değerli katkıları vardır. Müslüman kardeşlerimizi ikna bakımından Türkiye'nin kamuoyu oluşturucu öncülerinin toplumumuzu, özellikle Müslüman dindar yurttaşlarımızı aydınlatmada onlara çok büyük görevler düşünülmektedir. Bizim gazetemizin aydınlığın yazarlarının manşetlerinin söylediği gibi bu kesinlikle bir Şiafobi değil, bir Haçlı seferi olarak bir Müslüman fobisidir bu. Çünkü oradaki ne Şia'nın ne Sünni'nin Suriye'ye yapılacak ve Suriye'nin de tamamen büyük bir yıkıma yol açacak bu müdahaleden en küçük bir çıkarı olamaz. Böyle gösterilme büyük bir aldanma ve aldatma. Bu meşruiyet arayışı tabii, ama onu ihmal etmeyin. Tabii, yani Şiafobi, size katılıyorum yani. O başbakan, bir araç olarak. Başbakan düzeyinde tabii, orada tabii. Bir mezhebin, azınlık mezhebin iktidarda olduğu propaganda ediyor. Bunun tabii, bir amacı tabii, var yani. Tabii. Yani sizin, ayırmak sizin, ve kolay lokma haline getirmek için bunu yapıyorlar. Sizin, evet.
milletin bir kesimini, Türkiye toplumunun bir kesimini, Suriye'deki Müslümanların bir kesimini yanına çekmek için müdahale taraftarlarının, Amerikan taraftarlarının bu tür bir fobiyi, tabii, korkuyu kullandıkları bir gerçek. Temelli bir doktrin. O bakımdan yani, aydınlatmak bakımından yararlı görüyorum. Ama ben bu açıklamayı bir adım daha ilerletelim, şunu söyleyelim diyoruz. Bizi dinleyen bütün her mezhep ve etnik kökenden yurttaşlarımıza, bu tamamen bir havuç aldatma olayıdır. Irak'ta demin sözünü ettim, o müdahalede 1,5 milyonu aşan insan öldü Irak'ta. Ve bunların çok büyük bölümü de Şii'ydi. Önemli, çok daha büyük bir bölümü de özellikle Saddam Hüseyin'in memleketi olan Sünni üçgende yoğunlaşmış insanlardı. Bu iç yıkıcılık, iç savaş, kargaşa başladığı zaman kimin kendisini kurtaracağı, kimin kime yaslanarak arkasını sağlama alacağı konusunda hiçbir güvence yoktur. Amerika zaten istikrarsızlık üzerinden burada denetim sağlamaktadır. Evet. Irak'ta da bugün çekilmesiyle birlikte, işgal kuvvetlerinin ağırlığının azalmasıyla birlikte Irak'ta bir bölge ülkelerine, İran'a doğru kayma başladığı zaman bunu denetlemek üzere tamamen bir istikrarsızlık politikası izliyor Irak'ta. Yani kendi denetimindeki bir gevşemeyi karşı kuvvetlerin Irak üzerinde bir istikrar sağlamasını da önlemek üzere kışkırtıyor ve bugün hala toplu katliamların Irak'ta sürdüğünü görüyoruz. Daha geçen gün 50-60 kişi öldü. Bunların hepsi akan kan, Müslümanın kanı. Bu Kenan kardeşimizin söylediği Zoka konusunda elbette aydınlatacağız bütün her mezhepten yurttaşlarımızı. Ama bunun arkasındaki büyük tuzağı da göstereceğiz. Evet. Suriye'deki durum bu ama büyük bir çıkmazdı var. Onu da belirtelim. O çıkmazı Ersan Bey, buyurun sizle başlayalım. Şimdi siz Kenan Çamurcu arkadaşımıza söz verirken hep haklı olarak Amerikan cephesinden bu saate kadar değerlendik. Bir de bölge ülkeleri ve halkları açısından bakalım dediniz. Buradan baktığımızda Amerikan işinin Atlantik medyasının abarttığı kadar, büyüttüğü kadar kolay olmadığını görüyoruz. Güçlü ve etrafındaki dost halkası da geniş olan bir İran cephesi var. İran bu çekim gücünün içine Lübnan'daki Hizbullah'tan, Suriye'deki mevcut yönetimden, Maliki yönetiminden, Azerbaycan ve Rusya'ya kadar olan geniş bir dost ve müttefik cephe çekmiş durumda. Aslında şu hesaplar yapılıyor. İran'ı etkisiz hale getirmek için İsrail'in saldırı planı var. Fakat bu da iki ucu lekeli bir değnek Amerika bakımından. İsrail İran'a saldırdığı zaman Müslüman dünyada büyük bir infial olacak. Bu Suriye'nin dostlarını ve İran'ın dostlarını kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramayacak. Hatta böyle bir sahne çıktığında Ankara'daki Bob Beşiktaşlı hükümetinin durumu çok zora girecek. Çünkü bugün Suriye üzerindeki en büyük kullanılan kuvvet Ankara'daki hükümet. Milli Güvenlik Kurulu'nun son bildirisi, bir sonra onu belirteyim, yüz kızartıcı bir bildiridir. Uluslararası topluma çağrı yapan bir bildiri. Yasal olarak da suçtur. Türkiye'yi komşularıyla savaşma durumuna getiren her türlü davranış Türk Ceza Kanunu bakımından suç oluşturur. Bunun Milli Güvenlik Kurulu'nda, hükümet koltuklarında oturmasının bir ayrıcalığı yoktur. Bugün kuvvet elinde bulunduranlar bu yasadan kendinin yakalarını sıyırabilirler ama yarın kuvvet dengeleri değiştiği zaman Türkiye'yi hiçbir çıkarının olmadığı komşu bir ülkeyle savaşa sokmanın, evet, mevcut yasalar bakımından ağır suç oluşturduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Uluslararası toplumun içinde hep emperyalist Batı'nın kuvvetleri vardır. Ama uluslararası topluma Hindistan dahil değildir, Venezuela dahil değildir, Çin dahil değildir, Rusya dahil değildir, Küba dahil değildir. Yani geniş bir dünyanın neredeyse yarısı uluslararası toplum olmuyor. Varsa yoksa bu Batıcıların dilinde uluslararası toplum olarak
Amerika ve etrafındaki 3-5 çete emperyalist devletti.